24T'den herkese iyi akşamlar diyorum. Ben Zeliha Saraç. Çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz bugün. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Süleyman Soylu bizimle. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Hoş bulduk Zeliha Hanım. Evet, çok hain darbe girişimi tabii bu 15 Temmuz gecesi. Merak ediyoruz, biz de hep beraber izledik tabii neler yaşandı. Çünkü sizi de biliyoruz, meclise gittiniz, TRT'ye gittiniz. O gece neler yaşandı ve sonrasında alınan tedbirler, ekonomiye yansımaları nasıl olacak? Bunu önce sizden alalım. Tabii şöyle bir tespitle başlamak lazım. Öncelikle Türkiye gerek ekonomisi açısından, gerek demokratik hayatı açısından, gerek sosyal bütünlüğü açısından, gerekse milli birliği ve beraberliği açısından çok büyük bir tehdit ve tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Ama tecrübelerimiz, medeniyetimiz, demokrasi sadakatimiz, bütün bunların hepsi Türkiye'yi bu tehditten, bu tehlikeden ve bu vahşi girişimden çekip aldı. Elbette ki bu meselenin biraz önce saydığım bütünlüklerin tamamına bir hasarı söz konusu. Ve bu hasar, işte ekonomik hasarı, demokrasi hasarı ve özellikle moralitemize, yani Türkiye'nin istikametine, yolculuğa muhakkak bir hasarı var. Ama bunun yanı sıra bunun kendine ait ortaya koyduğu bir dinamik süreç de var. Maharet odur ki ve bizden bugün beklenen odur ki bir taraftan bu birliğimizin ve beraberliğimizin ve aynı zamanda 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de oluşan bu anlayışın tüm sürecini geleceğe yüklemektir. Olumlu bir şekilde ve pozitif bir şekilde yükleyebilme fırsatını ortaya koyabilmektir. Şunu görüyoruz. Yani yaklaşık 3-4 yıldır Türkiye 10 bin dolarlar, 11 bin dolarlar seviyesinde. Rasyolarımız iyi. Yani Avrupa toplam borç bölü gayri safi hasıla içerisinde %91'ler civarında bir borçla karşı karşıyayken, bir oranla karşı karşıyayken biz %32,5, %33 civarında, hatta %32,5'la bir borçla karşı karşıyayız. %32,5 oran. Maastricht kriterleri de %60. Hatta çok speküle edilen, üzerinde çok fırtınalar koparılan, özellikle toplam net dış borç stoku konusunda %33,5'lar, %34'ler civarındayız. Şimdi, %36'lar civarındayız. Şimdi burada Türkiye birçok parametrede, yani Nisan ayı istihdam oranı %9,3'lerde geldi, işsizlik oranı %9,3'lerde geldi. Burada birçok parametrede Türkiye yaklaşık 13 yıllık, 14 yıllık birikimini iyi kullanıp, iyi yönetme kabiliyetine sahip olduğu andan itibaren ki millet sadece demokrasiye sahiplenme şuuru ortaya koymadı. Bir tehdidi daha önleyici bir şekilde gördü ve kendini ortaya koydu. O da şuydu. Yastık altında, bankada, her nerede doları varsa yaklaşık 10 milyar dolar civarında bir parayı bozdurdu. Hem iç piyasa konusunda önemli bir dinamikle karşı karşıya kaldı. Hem de Türkiye'nin döviz rezervi konusunda bir tehdidin oluşmasının önünü ciddi bir şekilde engelledi. Şimdi bu önemli adımlar Türkiye için, insanımız için, ekonomimiz için elbette ki çok ciddi bir refleks oluşturdu. Onun ötesinden Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk günden itibaren birincisi şu, bu büyük bir moralitedir. Hangisi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne halkın oy verdiği seçilmiş insanların gelip o gece sahip çıkması ve Türkiye'nin karargahı buradırdır demesi, tüm siyasi partilerin bu konuda ortak bir dayanışma içerisinde bulunması Türkiye açısından da, demokrasimiz açısından da büyük bir olaydır. Ve 10 yıllar sonra bu değerlendirmeler yapıldığında Türkiye'nin en önemli tercihlerinden bir tanesinin bu olduğu şüphesiz tartışılacak ve değerlendirilecektir. Yine aynı meclis durmamış. İlk açılacağı günden itibaren çok önemli reformların altına şu günlerde imza atmıştı. Bir taraftan meydanlar demokrasiye, Türkiye'nin istiklaline sahiplenirken, evet, diğer taraftan karargah, meclis karargahı moralini bozmadan bir uzlaşı içerisinde
Bir taraftan konusu bizim olan uluslararası iş gücü kanunu önemli bir reformdur. Çok, evet. İçinde turkuaz kartı barındıran. Ardından da en son bir taraftan bir takım borçların yapılandırılmasını içeren, bir taraftan ulusal varlık fonunu kendi içerisinde bulunduran, yine matrah arttırımı dahil olmak üzere çok önemli uzlaşma dahil olmak üzere çok önemli adımları atan yeni bir mali reform adı altında veya mali düzenleme adı altında bir kanunu meclisten çıkarabilme gayretini ortaya koyabilmiştir. Şimdi hem reform, evet, hem düzenleme, hem bütün bunlarla meclisin işlerliği aslında demokrasinin en önemli ayağını, yani ekonomiyle beraber serbest piyasa ayağında hareket halinde tutmuş. Borsanın ertesi gün açılması, pazartesi günü. Yani normalleşme konusunda Türkiye hiç tereddüt yaşamadı. Ama bu tereddüdü yaşatmayan elbette ki Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, bir taraftan da milletimizin bu sahiplenmesi. Bu arada Demokrasi ve Şehitler mitingi pazar günü. Burada muhalefet liderlerinde çağrılar vardı. MHP lideri de, sonra da CHP lideri de katılacağını açıkladı. Bu oldukça önemli bir uzlaşı. Bu noktada neler söyleyeceksiniz? Çok da olumlu algılandı. Sizin az önce bahsettiğiniz birlik bütünlük, Türkiye'nin tarihinde ilk Cumhurbaşkanı ve muhalefet lideriyle hükümetin bir arada olduğu bir Demokrasi ve Şehitler mitinginden bahsediyoruz. Şimdi Zeliha Hanım, şöyle bir derdimiz var. Türk siyasetinin, demokratik hayatının, demokratik hayat ve Türk siyasi hayatı canıraş bir rekabet içerisinde olabilir. Bu normaldir de. Yani bu anormal değildir. Ama yapması gereken bu tip zamanlar içerisinde bir araya gelebilme kabiliyetini kendi iç siyasi değerlendirmenden uzak bir şekilde ortaya koymaktı. Şunu büyük puntolarla söylemek istiyorum. Türk siyaseti pazar günü vermiş olduğu bir kararla, bir mecliste vermiş olduğu ama onu tahkim ettiği pazar günü vermiş olduğu bir kararla önümüzdeki siyasi dönemin, önümüzdeki Türkiye'nin geleceğinin en önemli adımını atmıştır. Eğer bir manşet atılacaksa, büyük puntolarla yazılacaksa, bu darbeden sonra pazar günü gerçekleşecek bu mitingde siyasi parti liderlerinin orada Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir araya gelip topluma, milletimize, sizin ortaya koyduğunuz fedakarlıkla biz beraberiz ve bu gelecek hikayesini birlikte yazacağız. Farklı görüşler olabilir, hiç önemli değil. Ama bunu birlikte yazacağız demesi neyi sağlar? Şunu sağlar. Biz büyük bir travma geçirdik. Evet. Şimdi bu geçirdiğimiz büyük travma hayatımızın bundan sonraki bölümlerinde de muhakkak ki bizimle az veya çok birlikte olacaktır. Ama bu travmayı öyle etkin bir süreçle atlatmalıyız ki, bundan önce yapmadığımız bir şeyi yapmalıyız ki bu travmadan Türkiye kendine ait çok önemli bir kazanım ortaya koymalıdır. Şimdi Türkiye bunu yapıyor. Yani bu, inanınız ki 15 Temmuz akşamdan itibaren yaşanan bu demokrasi mücadelesine, bu milletimizin sadakatine yakışır bir birliktelikti. Ve bu çok önemli bir süreçti. Yine farklı görüşler olabilir, farklı değerlendirmeler olabilir. Bunlar hep olacaktır. Ama aynı bayrak altında Türkiye'de bu büyük demokrasi sadakatini gösteren millete birlik ve beraberlik içerisinde adım atmak ve onlarla aynı sancak altında beraber olabilmek belki de Türk siyasi hayatının gelecek dönemine ait önemli bir başlangıcın adıdır. Bunun böyle olacağını düşünüyorum. Yani evet. Ve milletimiz için yapılması gerekendi. Tüm siyasi parti liderlerine özellikle tekrar teşekkür ediyoruz. Ve bu adımı atmaları milletimizin, ekonomimizin, dış politikamızın, şimdi dışarıdan sıkıştırmaya çalışanlara karşı, evet, içeride oluşturulan bu anlayış dünyayı da ciddi bir şekilde etkileyecektir. Buna ihtiyacımız vardı. Ve bu ihtiyaç inşallah pazar günü bu yüksek anlayışla, vakarla,
ve bu toplumsal bütünlük kavramı içerisinde gerçekleştirilecektir. Peki 15 Temmuz gecesi meydanlarda şehit olanlar Allah'tan rahmet diliyoruz ve gazilerimiz var. Bunlara verilecek haklar nelerdir Sayın Bakan? Şöyle, tabii bunlara verilecek en büyük hak milletimizin gönlünde ilelebet. Bütün hatıralarıyla canlı bir şekilde yaşayacaklardır. Bizden sonraki nesillerinde. Bu sadece Türkiye'ye ait bir şey değildir. Bu demokrasi kavramını ve demokrasi teorisini etrafımızdaki coğrafya ve dünya açısından yeniden şekillendirebilecek bir süreçtir. Ve bunu bu kahramanlar yaptılar. Yani bunların karşı karşıya kalacağı ailelerinin süreç elbette ki önemlidir, doğrudur. Bir devlet asaletini milletine sahip çıkmayla ortaya koyar. Bu doğru bir şeydir. Ama dikkat edin, biz dua ederken, annelerimiz babalarımız dua ederken, bu topraklarda İstiklal Mücadelesi dahi şehit olan, ta Fatih Sultan Mehmet Han'a kadar İstanbul'u fetheden askerlerin şehadetine, onların gaziliklerine referans veren dualar ederler. Doğru. İşte bu insanlar, bu 239-240 oldu. Bu 240 evladımız, bu memleketin evladı, bu memleketin yiğitleri ve gazi olanlar bu dualarda yerini almıştır. Bu bambaşka bir şeydir. Ve biz tabii Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, bunların hepsi bir arada çalışıyorlar. Bunların özellikle vazife başında şehit olanlar ve sivil şehit olanlar yaklaşık 89 bin artı 150 bin, yani 239 bin ile 240 bin civarında bir nakdi tazminat ve hizmet tazminatı alacaklar. Ayrıca çalışma sürelerine göre minimum 3200 ile 5000 biraz daha üstü bir aylıkta ailelerine bağlanacak. Yine yaralananlara, yani gazilik derecesinde, malullük derecesinde değil ama yaralananlara yine 17.700 lira ve onun altı gibi bir yaralanma tazminatı da ödenecek. Yani hafif yaralananlardan bahsediyorum. Ama malullük derecelerine göre orada da yaklaşık, yani 177 bin nakdi tazminat olmak üzere, 150 bin de ek tazminat olmak üzere toplam 325 bin liralık bir tazminatta malullük derecelerine göre ödenecek. Yine bunun yanı sıra özellikle şehit olanlar için, hem sivil şehitler hem de kamu görevlileri, görev şehitler olanlar için iki yakınlarının istihdam hakkı söz konusu olacak. Ve yine onun yanı sıra gaziler için de bu bir istihdam hakkı ile bütünleşecek ama bunlar resmi prosedürler. Yani bu resmi prosedürlerin dışında bunlar bizim canlarımız. Yani aileleri, yakınları bilinmelidir ki bunlar bizim nazlılarımız ve bu millete emanetler. Ve bu konuda kampanyalar var. Evet. Bu konuda vatandaşlarımızın yapmak istedikleri var. Evet. Yani bu bizim söylediklerimiz sadece prosedürel anlatacağımız değerler ve değerlendirmeler. Sadece bu, işte bu rakamlar bilinsin. Hepsi o ama bilinmelidir ki bu insanlar ve bu insanların yakınları ve orada şehit olanlar, orada ben bugün yine mümkün olduğunca hemen hemen her gün hastanelere gidip ziyaret etmeye çalışıyoruz. Evet, yaralarımız da var. Doğru. Bugün iki Keçiören Hastanesi'nde iki yaralımızı ziyaret ettim. Ya öyle şeyler anlatıyorlar ki hep şunu düşünürdüm ben. Ya bu bizim çocuklarımız. Acaba bu millet, ülke, toprak sevgisini kitaplardan mı öğrenecekler? Tarihimizin kahramanlıkları onları takviye etmeye, onları bu sevgiyle bütünleştirmeye yetecek mi diye hep düşünürdüm. Ama şimdi
81 vilayetimizde, birçok ilçemizde akşamları ortaya konulan tablo. İrade. Onları öyle donatıyor ki o kitaplarda okuduklarının belki de sayılamayacak derecedeki katı kadarı bir tecrübeyle, bir sevgiyle bütünleşiyorlar. Şu önümüzdeki yüzyıl, gelecek nesiller bütün bu anlayışla donanarak yetişecekler. Ve inşallah memleketimizin, milletimizin başına, ülkemizin başına bir daha böyle bir sıkıntı gelmez. Ama gelecek nesil de hem demokrasi konusunda, hem milli birlik ve bütünlüğümüz konusunda, hem Türkiye'nin hassasiyetli ve değerlerimiz konusunda kendilerine dayanacakları büyük bir referans kaynağı oluşturmuşlardır. Yeni bir hikaye yazıldı. Bunu çok defa söyledim. Bu konudaki belki son cümlem olsun. 20. yüzyılın ikinci yarısı ve 21. yüzyıl bu yaşadığımız yıllarda milletleşmenin ana unsurudur demokrasi diye hep anlatmaya çalıştım. Şimdi birçok şey gibi milletleşmeyi takviye eden, onun içerisinde, onun içini barındıran birçok unsur gibi işte tarih, birlikteliği, kültür, bayrak, vatan, bütün bunlar gibi demokrasinin de bu konuda çok önemli bir unsur olduğu bu 15 Temmuz ve sonrasında yaşananlarda bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Peki tabii bir bu darbe girişimi sonrasında alınan çok çeşitli kararlar da var. Ve bunlar her gün ayrı ayrı açıklanıyor. Bunlardan bir tanesi de tabii bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımda. Doğru. Bunların ayrıntıları da tabii merak ediliyor. Çok doğru. Kafalarda da soru var Sayın Bakan. Evet. Şimdi Türkiye kendi ölçeğindeki ülkeler içerisinde, biraz da gelişmiş ülkeler içerisinde tasarruf oranı sıkıntısı yaşayan bir ülke. Evet. Tabii bu şükürler olsun ki yani biz 15 Temmuz'da yaşadığımız büyük travmaya karşı ekonomimiz hem iç şoklara karşı ciddi bir direnç ortaya koydu ki bu çok önemliydi, önemli bir test. Kesinlikle öyleydi. Belki de kendi tarihinin çok önemli rasyolarıyla beraber budur. Ticari açık oranlarımızdan, borçluk oranlarımıza karşı, istihdam oranlarımıza karşı, yani yine de orta vadeli planlarımıza uyan enflasyon oranlarımıza yönelik olarak Türkiye ayakları üzerinde durabilen bir ülke konumunda. Tabii burada yapmamız gereken bir taraftan bunu sağlarken bir taraftan da geleceğe atılan adımları ortaya koyabilmektir. Şimdi şunu hep beraber düşünelim. Biz geçen akşam da sendikalarla, sendika başkanlarımızla, genel başkanlarımızla bunu tartışmak için bir araya geldik. Yani bu konudaki kendi değerlendirmelerini ve düşüncelerini almak. Biraz sonra da Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda bunları ifade etmeye çalışacağım. Yani oradan aldığım. Benim biraz da görevim Sosyal Diyalog Bakanlığı. Doğru. Yani bazen hükümetle sosyal diyalog mekanizmaları arasındaki bu dengeyi, irtibatı, ilişkiyi sağlamakla yükümlüyüm. Şimdi burada özellikle Türkiye için çok önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bu otomatik katılımın. Singapur dahil, Amerika dahil, Norveç dahil, özellikle Körfez ülkelerindeki birlik dahil, dünyanın birçok ülkesinde bu çok önemli bir İngiltere. Bunlar ciddi bir hem varlık fonu, ulusal varlık fonu, o da bunun içerisinde ikisini beraber işte bu ülkeler, bu ulusal varlık fonunu kullanan ülkeler. İngiltere daha ziyade bu otomatik katılımı kendi içerisinde, başka ülkeler kendi içerisinde kullanan ülkeler. Biz hem ulusal varlık fonunu önemli ölçüde Türkiye için yine hem yatırımları tespit eden, teşvik eden, hem biraz önce söylediğim o gerek iç ekonomik şoklara, gerek dış ekonomik şoklara karşı çok stabilizasyonunu muhafaza edebilecek, dengesini muhafaza edebilecek bir Türkiye'yi oluşturma hadisesi. Hem de bir taraftan bu otomatik katılım. Şöyle, sigortalı çalışanlar ve kamuda çalışanlara yönelik 45 yaşın altında aldığı maaşın, yani prime esas kazancının %3'ünü karşılığı. Diyelim ki 1.600.000 lira veya 1.300.000 lira, 1.647.000 lira alıyor. Yani asgari ücret. Veya 2.000 lira alıyor.
2000 liralık eğer primi esas kazanç alabiliyorsa bunun 60 lirasını minimum değil mi? Minimum yani evet. Minimum maksimum şu anda %3. Hı hı. Yani bunu biraz daha arttırabilmek, biraz daha azaltabilmek konusunda Bakanlar Kurulu'na bir yetki var. Onlar bu önümüzdeki günlerde konuşulacaklar. Ama %3 çok makul de bir evet. rakam. Bu neyi sağlayacak? Bir, özellikle dünyada da bu önemli ölçeklerden bir tanesidir. Hı hı. Emeklilerin kendi kazançlarının dışında, yani emeklilik maaşlarının dışında refah seviyesinin çok daha iyi bir noktaya gelebilmesi için artı bir katma değer evet, sağlayacak. Evet, tasarruf yapacaklar, doğru. Evet, ikincisi, hı hı. Özellikle Türkiye'de tasarrufu gerçekleştirecek. Aslında o da direkt olarak yaşayana, çalışana, insanımıza ve emekliye gidecek. Çünkü tasarruf arttığı zaman bizim risk primimiz düşecek. Evet. Yani bu da faizin düşmesi anlamına geliyor. Doğru. Bu da insanların hayat pahalılığının daha azalması ve insanların elindeki varlığın daha fazla artması ve eder etmesi demektir. Şimdi evet. Bu önemli. 2 aylık bir vazgeçme süresi var. Evet. Bu 2 aylık vazgeçme süresinde vazgeçebilme hakları var. Hı-hı. Hatta burada herhangi bir kayba neden olmayacak. Hı-hı. Tam tersi, eğer burada bir nemalanma varsa o nemalanmayı da bu 2 aylık sürede alabilme fırsatına sahipler. Hı-hı. Bir kayıplar olmayacak. Üçüncüsü o da önemli olaylardan bir tanesi. Bir de onun bir süresi var. Yani çok uzun zaman almasın diye anlatmıyorum ama hı hı. bir süresi var. Orada 1000 liralık ek bir kaynağı hükümet koymuş olacak. Evet. Aynı zamanda %25'lik de devlet bir katkısı. Devlet katkısı var. Şimdi bunların hepsi evet. Bu iyi bir paket oldu. Hı hı. Yani hem tasarruf için iyi bir paket oldu hem de çalışan için ekstra bir paket oldu. Yani o 60 lira yatıracak, hı hı. öbür taraftan orada %25 bir devlet katkısı. Yani 12-13 lira daha bir devlet katkısını hı. orada hatta 15 lira. Bir 60 liraya bir 15 lira devlet katkısı daha almış olacak. Bu da çok önemli bir uygulama. Ve bütün bunlar bir taraftan emeklilik hayatında çok daha rahat edebilecek bir anlayışı ortaya koyacak. Diğer taraftan da ülkemizin ulusal ölçekteki hem tasarruf oranını arttıracak hem dışarıya karşı daha rahat hareket edebilme kabiliyetimizi ortaya koyacak hem de Türkiye'nin biraz önce söylediğim gibi faiz oranlarında kendi kendine aşağıya çekebilecek. Sayın Bakanım, kısa bir aramız var. Hemen size döneceğim. Devam evet. edeceğiz. Kısa bir ara. Öğretmeye devam ediyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Süleyman Soylu sorularımıza çok önemli sorularımız var. Onlara cevap bekliyoruz ve zaten bu sorularda aslında 3 ana soru var Sayın Bakanım. Hemen vakit kaybetmeden soracağım. Bu son yapılan KPSS iptal edecek mi? Bu merak ediliyor. Bununla kadroya alınanların kadrosu ne olacak? 2010'daki yapılan KPSS'de kadroya alınanlar ama masum olanlar ne olacak? Hepsi iptal mi edilecek? Bu noktada merakla cevabımızı bekliyoruz. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Sayın Başbakanımızın da bu konuda bir açıklaması oldu. Hı hı. Ama herkes bir rahat olsun. Birinci cümlemiz bu. İkinci cümlemiz, bir dakikada olayı ifade etmeye çalışayım. 2010, 11, 12 Temmuz tarihlerinde bir KPSS sınavı oldu. 11 Temmuz 2010'da. 11 Ağustos'ta da bu sınav açıklandı. Hı hı. Bu sınav açıklandığı zaman bu sınavla ilgili bir takım problemler, şaibeler ve bu sınavın içerisine karıştığı düşünülen hukuksuzluklar ortaya çıktı. İşte meşhur bu da bu FETÖ soruşturmasıyla ve darbeyle ilişkili bir mesele olarak ortada durmaktadır. Şimdi genel yetenek testine 808 bin kişi girdi. Genel kültür testine de 808 bin kişi girdi. Eğitim bilimleri testine iptal edilene 280 bin kişi girdi o dönemde. Yine eğitim bilimleri testine tekrar edilene de 234 bin kişi girdi. Şimdi burada bir araştırma yaptılar. Dediler ki acaba nerede olabilir? Hı-hı. Ve eğitim bilimleri testinde bunu hissettiler. Hı-hı. Ve eğitim bilimleri testini ÖSYM iptal etti. Evet. Ama hemen yeniledi. Hı-hı. Fakat genel kültür ve genel yetenek testinin iptal edilmesine gerek duymadılar. Hı-hı. Sonra bir vatandaş müracaat etti. Dedi ki elde ciddi... Bir süre sonra elde ciddi veriler oldu. Hı hı.
Yani kimin ne kadar haksız bir puan aldığını, bunun nasıl koordine edildiğini, akrabalık ilişkilerini, tam yapanların ne kadar bir bölümün haksızlıkla yaptığını ifade eden bir takım veriler ortaya çıkınca vatandaşın birisi dedi ki ya bu eğer eğitim bilimlerinde olmuşsa genel yetenek ve genel kültürde olmuştur. Bir mahkemeye dava açtı idare mahkeme. İdare mahkeme herhangi bir kanıt olmadığı için bunu reddetti. Evet. Danıştay'a dava açtı. Bu esnada kanıtlar çıktı. Kanıtlar burası için değil. Eğitim bilimleri testi için çıktı. Çıkınca Danıştay dedi ki hayır, bu kadar kanıt eğer eğitim bilimleri testinde varsa bu muhakkak genel yetenek ve genel kültürde vardır. Yani bir somut delil üzerine değil ama bir kanaat, bir zan üzerine bunu iptal ettiler. Ve buna idari mahkeme, yerel idare mahkeme de uydu. Ve şu anda yaklaşık 89 bin o KPSS sonucu bizim B kategorisi dediğimiz devlet memurluğuna girenler. 48 bin öğretmen, 2500 civarında da uzman statüsünde A kategorisinde dediğimiz devlete kadroya girenler. Yaklaşık 139 bin kişi. Evet. Bundan etkileniyor. Şimdi bu konuda geçen akşam Maliye Bakanımız, ÖSYM Başkanımız, Devlet Personel Başkanımız ve tüm yetkililer bir araya geldik. Yaklaşık 2 saat, 2,5 saat bütün bunlar üzerinde bir değerlendirme yaptık. Şöyle bir süreç içerisindeyiz. Bir, elbette ki bunlardan özellikle bu sınavda şaibe, soru çalma, kopya alma gibi herhangi bir işlem içerisine girmeyenler ne olacaklar? Ve bunu yapanlar ve tespit edenler ne olacaklar? Şu anda mahkemenin aldığı karar biraz da bu memurluk sınavının iptali, KPSS'nin iptali aslında memurluğu da hukuki olarak bir sıkıntıya sokmaktadır. Ama bunlarla ilgili temel değerlendirmelerimize, temel görüşlerimiz herhangi bir şaibeye girmemiş kişilerin mağduriyetinin olmaması adına birkaç alternatifli hükümetimize sunmak üzere hep beraber bir çalışma hazırladık. Bunu da zannediyorum Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda değerlendireceğiz. Ama herkes rahat olsun. Yani bir şekilde bir hukuk kararı var önümüzde. Elbette ki bu gözetilecek. Ama bir de yaklaşık 6 yıldan beri çalışan insanlar var. Onlar hem 2010'da girdiler hem 2011'de girdiler işe. 5-6 yıldır bu işin içerisinde çalışanlar var. Burada şaibe yapanların şaibe yapmaları ve hem yargı işlemleri hem idari işlemler karşısında sorumlulukların devam etmesi alternatiflerinden bir tanesi olabilir. Başka bir alternatif olabilir. Yani 2-3 alternatifle çalıştık ve onu ortaya koyacağız. Hem de bu olay çıkınca hemen derli toplu bir araya geldik. Hepimizin kendi adına değerlendirmeleri oldu. İnşallah bugün, yarın, önümüzdeki günlerde bu konu kendi adına bir düzenlemeye kavuşabilecektir. Biraz rahat olsunlar. Biraz beklesinler. Ama çok büyük bir endişe içerisinde olmasınlar. Peki. Bugünlerde endişelerimizin değil, umutlarımızın daha çok artması lazım geldiği günler. Şimdi bir de Sayın Bakanım, genel ve Sosyal Güvenlik Kurumu sigorta borçlarında yeni bir düzenleme öngörülüyor mu? Çünkü vergilerde yapıldı, varlık barışı dedik. Peki borçlar? Bu çıkan kanun içerisinde o da var. Yani özellikle 67.7 milyarlık, yani eski parayla 67.7 katrilyonluk bir düzenlemeye gidiyoruz. Bu önemli. Burada özellikle bizim 4A dediğimiz sigortalılar, çalışanlarla ilgili 48 milyarlık toplam bir alacağımız var bizim SGK olarak. Yaklaşık 1 milyon 361 bin kişiye tekabül ediyor. 4B dediğimiz bağ kurulular ve serbest meslek erbapları. Onlardan da 8 milyarlık bir alacağımız var. O da 1 milyon 790 bin kişiye tekabül ediyor. Yine 4C'li 1.4 milyar. Yani o da devletin bazı kurumlara ödemediğinden kaynaklanıyor. Çünkü o devlet memurlarını. Yaklaşık orada da 7413
kurum var. Ve yine bizim genel sağlık sigortası dediğimiz tüm bu kapsama girmeyen, prim ödeyerek veya gelir testiyle beraber prim ödemeden genel sağlık sigortasından faydalanan bir kısım var ama gelir ödeyerek, sigorta primi ödeyerek bundan faydalananların oluşturduğu kısımda da epey bir alacağımız var. O da 10.3 milyar. Orada da epey kimseden alacağımız var. 5.907.000 kişi. Çok önemli bir imkan getiriyoruz. Belediyelere de çok önemli bir imkan getiriyoruz. Yani bütün bunlarla birlikte yaklaşık 9.050.000 kişiden bir karşılıklı kurumlar hariç karşılıklı anladım. Bir uzlaşmaya gidiyoruz. Ve bunlar 36 aylık bir süreç. Belediyelerde 144 aylık bir süreç. Ödeme için. Genel sağlık sigortasında 12 aylık bir süreç. Ve burada temel faizler ortadan kalkıyor. Gecikme zamları ortadan kalkıyor. Cezalar ortadan kalkıyor. YİÜFE dediğimiz bir yurt içi üfe dediğimiz bir enflasyon oranıyla beraber değerleniyorlar. Ve bir yapılandırmaya giriyor. Bu arada onların üzerinde oluşabilecek hacizler, icralar bunlar tamamen o da önemli. Bu dönemde duruyor. Hatta ödedikçe onlar da kalkıyorlar. Yani hem ticaret hayatını kolaylaştırabilecek hem sosyal bu arada özellikle Bağkur'da ve genel sağlık sigortasında sağlık sistemleri devam edebiliyor. Bütün bunlar belediyelerde de 144 ay yani neredeyse 12 yıllık bir borç sürece yayılacak. Sürece yayılacak bir borç yayılması ve onlar da İller Bankası'ndan kendi istikleri dahilinde kesilebilecekler. Çok az limitlere de gelir. Yani onu öyle ayarladık. Onların da kendi gelirlerini çok etkilemesinler. Çok hizmetlerinde bir aksama olmasın diye böyle bir ayarlama ortaya koyduk. Çok önemli ve, bir ayar. Yine önemli meselelerden bir tanesi genel sağlık sigortası. Evet. Şimdi burada yaklaşık 5.9 milyon kişinin 10.3 milyar borcu var. Fakat bu kişilerin bir kısmı re'sen borçlular. Bunlar gidip gelir testlerini yaptırdığı zaman eğer gelir testleri bunların o borcunun oluştuğu kategoride çıkmazsa tüm borçları siliniyor. Bu büyük bir avantaj. Çok büyük, önemli bir konu. Evet. Ya ikinci avantaj bu GSS için. Bunlar faiz ödemeyecekler, gecikme zammı ödemeyecek, hiçbir şey ödemeyecekler. Borcun ana parasını ödeyecekler. Hem tekrar doğru bir borçlandırma hakları var. Evet. Belki tamamen ortadan kalkacak, belki bir alt kategoriden borçlanacaklar. İkincisi ise borcun ana parasını ödeyecekler. Yani bu çok önemli bir fırsat. Kesinlikle öyle. Özellikle GSS borçlarının bu fırsatı kullanmalarını çok önemsiyoruz biz. Çünkü biz bu sistemi ilerletmeliyiz. Bir dünyanın en önemli sağlık paketini sunuyoruz vatandaşımıza. Yani 67 lira veren bir, 69 lira veren bir ailenin tamamının sigortasını yapıyoruz. Bu arada son 3-4 dakika bir konu daha var tabii çok önemli. Bu memur dediniz az önce memurlarla ilgili. Cumhurbaşkanı 657 memur yasasını değiştirmek istiyoruz demişti ama tabii bunun anayasa tarafı ayağı da var. Bu yasa değişecek mi? Bu tartışılıyordu zaten 15 Temmuz darbe girişimi öncesi de tartışılan bir konuydu. Nasıl yapılacak eğer değişiklik olursa? Tek sistemi yani tek tanıma mı geçilecek yapılacak? Bu uzun zamandır Türkiye'de tartışılan. Evet. Ve özellikle kamudaki verimliliğimizin artması için de mühim olan bir şeydir. Elzem, zorunlu. Fakat demokratik ülkelerde bu tartışılırken ve bu yapılandırılırken birçok kesimle de uzlaşmak gerekir. Bunun Türkiye'de kamu hayatı nasıl etkilediğini, devlet hayatını nasıl etkilediğini, hizmetleri nasıl etkilediğini hemen hemen herkes kabul etmiş. Kimsenin burada bir endişesi yok. Bir takım kurallarda sıkıntılar var. Ben zannediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da çağrısı üzerine siyasi partilerin de bu konuda ortaya koyacağı tavırlarla bir anayasal değişikliğe ihtiyaç var, doğru. Ama onun ötesinde gerek çalışanlarla yapılacak değerlendirmeler, gerek ortaya koyulacak süreç, Türkiye'de özellikle kamu çalışma hayatının verimliliği ve bunun hem hizmetlere olumlu yansıması, hem de devlete olumlu yansıması, devletin bir hizmet devleti olması açısından çok önemli bir süreç ortaya koymaktır. Bundan şikayetçi olmayan kimse yok Türkiye'de. Yani kamu personel rejimini herkes istiyor, yeni reformu herkes istiyor ama maalesef
bu konuda adım atılacağı zaman bazen her birimiz kendi ilişkilerimizi, kendi değerlendirmelerimizi ortaya koyarak, bütün taraflar için söylüyorum ben bunu, bundan vazgeçiyorlar. Şimdi umutlu muyuz peki? Çok umutlu olduğumuzu düşünüyorum. Yani çünkü bu FETÖ meselesi ve Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu vahşilik aslında devletin bu konuda ne kadar savunmasız olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Belki bir çıktısı da budur. Yani savunmasız bu konuda bir devlet duruşu söz konusudur. Onun için bir, devletin bu konudaki risklerini minimize etmek. İki, milletin hizmet alma kabiliyetini en üst seviyeye çıkartmak, verimliliği arttırmak ve bu konuda uyumu da en iyi noktaya getirebilmek. İşte son günlerde o konularda bir şey söylemek isterim. Özellikle FETÖ soruşturması kapsamında devlette çalışanlarla ilgili açığa alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Evet. Bunu ilk önce 657 ile yaptık. Sonra 667'de bu imkanı verdi. Şunu söylemek isterim. Bunların her biri hukukun içerisinde yürümektedir. Birincisi bu. Yani kanun hükmünde kararname de hukukun bir gereğidir zaten. Gereğidir. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmiştir. Ve anayasanın temel itibariyle bir gereğidir. Birincisi bu. İkincisi, herkes buna itimat etsin ki biz bu konuda kılı kırk yarıyor, inceliyor, tüm arkadaşlarımız değerlendiriyor ve bu sorumluluğun farkında hareket ediyoruz. Ve burada oluşturulan, devletin özellikle milli güvenlik anlayışını da esas alan, karşı karşıya kaldığımız bu sürecin bir daha yaşanmamasını esas alan, bu grubun içerisinde olduğu çok ciddi bir değerlendirme gerçekleştiriyoruz. Kriterlerimiz var. Evet. Ve bu konuda atacağımız adımlar belli. Burada ilk önce açığa alınacak. İlgisi olanlar, ilgisi olmayanlar değerlendirilecektir. Bu konuda ilgisi olanların devlet ilişki kesilecektir. Şunu söylemek isterim. Yani burada yakınlık, uzaklık diye bir esas söz konusu değildir. Kim bu işin içine girmişse bugün devletin yöneticileri olarak, milletin görevlendirdiği insanlar olarak bize verdikleri sorumluluk devleti bu pislikten çekip çıkarmaktır. Kesinlikle. Yani buna aldananlar olabilir, buna kandırılanlar olabilir. Bunların hepsi ifade edilebilir. Tüm bu değerlendirmelerin tamamını bir taraftan adaletli bir şekilde ve bir taraftan da devleti bu işten nasıl çekip çıkarırız sorumluluğu içerisinde bir dengeyle beraber götüreceğiz. Yani bir takım yorumlar yapılıyor. O yapılan yorumların her birinin hem bu konuda özellikle altını çizerek söylemek istiyorum ki yüksek endişe taşıyan bu yorumların her birinin bu olaylar sona erdiği zaman ne kadar da haklı hareket edildiğine döneceğine inancımız tamdır. Çok teşekkür ediyorum. Umarım tekrar yayınımıza sizi görmek isteriz, konuk etmek isteriz Sayın Bakanım. Çünkü çok da soru vardı ama kaldı. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Umarım bütün devlet ve hükümet tüm kurumlarıyla bu savaşı da FETÖ temizliğini başından sonuna halledecektir diye. Tüm gayretimiz ve inancımız olur. Çok teşekkürler tekrardan. Evet, 24 Eylül'ü burada sonlandırıyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya da çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.